de belki denk gelmişsinizdir. Size motorun alternatif bakımda çalıştırılması diye. Şimdi çalışır mı? O mantıkla çalışır. Ama çalışmasının size hiçbir yararı olmaz. Çünkü titreşimli, vuruntulu bir moment üretir, zayıf bir moment üretir. Step motorun amacı dönmek değil. Step motor konum kontrolü bir işlem yapmaktır. Ama böyle bir şey oluyor mu? Oluyor. İşinize yaramasa da böyle bir şey oluyor. Peki ben bu videoyu niye çekiyorum? Daha önce step motor video serisine başlamıştım. Birkaç video çekmiştim. Orada işte uçların bulunmasını anlatmıştım. Temel sürülme tekniğinden bahsetmiştim. Orada bipolar step motoru demiştim ki buna haç köprüsü lazım. Bunu şu anda sürülmesini anlatmayacağım. Orada unipolar'ı anlatmıştım. Şimdi bu deney bipolar step motorlarda oluyor ya da bu çalışma bipolar step motorlarda oluyor. Video çekme dedim de bipolar step motorların sürülme tekniğinin anlaşılması. Yoksa bu step motorun biraz sonra göreceğiz o şekilde dönmesi benim hiçbir işime yaramıyor. Yapılan işlem ne? Bipolarda iki tane sargı var. Sargıları seri bağlıyorlar. İki ucuna bir trafo yardımıyla alternatif gerilim veriyorsunuz. Sargılardan birine paralel olarak da bir kondansör bağlıyorsunuz. Şimdi bunun üstünde çeşitli deneyler yapacağım. Vereyim. Krokodilleri de hiç sevmedim. Bakın titriyor. Bir yön verirseniz o yöne dönebilir, dönmeyebilir. Titriyor. Kondansör şu anda sadece orta uca bağlı. Sarıya bağlayayım buradaki uçlardan birine. Bakın bir yönde titreşimli bir moment üretiyor. Ne tarafa dönüyor? Saat ibresi yönünde dönüyor. Şimdi öbür yöne vereyim. Bakın saat ibresi tersi yönünde dönüyor. Ama şu anda ürettiği moment çok kötü. Burada bir kondansörüm var. Kaç mikrofarad? 470 falan kullanıyorlar ama 2200 mikrofarad. Bunu değiştireyim. Bu bir elektrolitik kutuplu. İşte alternatif akımda çalışır mı? Çalışır. Bir tane de kutupsuz bağlayayım. Kutupsuz bir kondansatör. Yine kondansatörün ucu boşta bir ucu. Titriyor gördüğünüz gibi. Sargılardan birine dokundurdum. Diğerine dokundurdum. Kondansatörün kapasitesi çok zayıf. Başka bir kondansatör bağlayayım. Demin 2200 bağlamıştım. Şimdi 1000 mikrofarad bağlayayım. Yani ucun biri boşta kondansatörün. Titreşim yapıyor. Bakın bu yöne dönüyor. 1000 mikrofarad da daha düzgün dönmeye başladı. Öbür sargıya bağlayayım. Bakın bu yöne. Yine videoda hissetmiyorsunuz ama vuruntulu kötü bir momentle dönüyor. Momenti nasıl? Duruyor. Zayıf bir moment var. Şimdi kondansatörün uçlarını değiştireyim. Şu anda saat ibresi yönünde değişiyor, dönüyor. Kondansatörün uçlarını değişeyim. Devir yönü değişecek mi? Devir yönü değişmedi. Kondansatör mesela şuradaki sarı turuncu sargıya bağlı. Sarı turuncu değil de işte kahverengi siyaha bağlayayım. Devir yönü değişecek mi? Bakın. Şu şekilde. Çektim böyle dönüyordu. Ters yönde döndü. Evet devir yönü değişiyor. Şimdi bunu başka step motorlarda deneyelim. Mesela burada benim bir step motorum daha var. Bunu da deneyelim. Kondansatör sadece orta ucu bağlı. Hepsi bağlı değil. Şu anda bakın dönüyor. Ama adım atladığı zaman ters yöne de dönüyor. Şimdi kondansatör sargılardan birine paralel bağlayayım. 1000 mikrofaradlık kondansatörüm var. Bak bu şekilde dönüyor. Öbür uca bağlayalım. Devir yönü değişiyor. Evet devir yönü değişiyor. Ama vuruntulu yine bunda da bir moment var. Kondansatörü büyüteyim. Demin 1 mikrofaradtı, şimdi 2200 mikrofaradlık bir kondansatörüm var. Şimdi sırasıyla deneyelim. Gezinmesinden de momentin kötü olduğunu anlıyorsunuz. Bu şekilde. Öbür. Bakın. Ters dönecek beceremiyor. Bu step motorda da bu şekilde çalıştı. Küçük step motorda daha düzgün bir moment üretmişti. Bu buradaki kondansatörün değeri, ondan sonra momentin düzgünlüğü, işte step motorun konstrüksiyonu, adım sayısı bunların hepsi önemli. Biraz sonra osiloskop görüntülerine geçeceğim. Osiloskop görüntülerinden sonra da işin size teorisini anlatacağım. Niye dönüyor, nasıl dönüyor anlatacağım. Osiloskopu nereye bağladım? İki tane serisi bağlanmış sargı vardı. O seri sargılara paralel olarak
O SAS-COV'un iki kanalını bağladım ki üzerlerine düşen gerilimleri görelim diye. Tekrar çalıştırayım. Kondansatör bağlı değil, tek ucu bağlı. Yine de bir yöne dönüyor. Dönebilir mi? Dönebilir. Eğer adım atlatabilirsek öbür yöne de döndürebiliriz. Şimdi şu haliyle ben size ostaskop görüntüsünü vereceğim. Şimdi sizde yarım yarım ekranınızda gözüküyor ama videoda ondan şu anda tam parlıyor. Şöyle söyleyeyim, burada dikkat edeceğiniz nokta aralarında bir faz farkının olması. Faz farkına nasıl bakacağız? Şura eğer sinüsse şunun için, başlangıcıysa bunun içinde burası. Aralarında bir faz farkı var. Görüntü niye bu kadar kötü? Yani tam bir sinüs değil. Sinüsoidal gerilim uyguladığım ama niye sinüs değil? Bunun birkaç nedeni var. Şebeke harmoniklerim var. Onun haricinde bunun içerisinde step motor dönerken oluşan zıt EMK'lar var. Çünkü step motorun rotor kısmı da mıknatısı ve o da dönerken bir zıt EMK oluşturuyor. Vermiş olduğum işte sargı gerilimlerine ve işte oradaki zıt EMK rotorun dönüşüyle bakın değişiyor. Şu anda rotoru tutuyorum, bırakıyorum. Değişiyor. İşte adım sayısıyla buna benzer şeylerle direkt etkili. Kondansatörü biraz sonra bağlayacağım ama hani çok ciddi bir fark göremeyeceksiniz. Biraz daha yaklaştırayım. Kondansatörü mesela ortak uç mu? Ortak uç. Uçlardan biri nerede? Uçlardan bir tanesi bu. Verdim. Diğer uca verdim. Bakın. Demin bu çok güzel dönüyordu. Şimdi niye bu kadar düzgün dönmüyor? Ostaskop proplarına bağladım. Ostaskop propları bile bunun üstündeki gerilime etki ediyor. Bakın kondansatörü veriyorum, çekiyorum. Verdim. Çektim. Öbür uca vereyim. Verdim. Bunda mesela çok büyük bir fark yok. Kondansatör burada ne yapıyor? Kondansatör burada çok net göremedik burada ama biraz sonra teorisini anlatırken daha iyi anlayacaksınız. Faz açısı oluşturuyor. Kondansatörün faz açısı oluşturması benim için yeterli. Denemelerim devam ediyor. Şimdi paralel bağlayalım dedim. Az önce seri bağlamıştık. Paralel bağlarsak ne olur? Yani sargıları bir fazlı motor gibi bağlamaya çalışacağım. Sargılardan bir tanesi, diğeri ona paralel ama paralel olan sargıya kondansatör bağlayacağım. Bu şekilde deneme yapacağım. Şu anda sargının birini devreye alalım. Şu anda titriyor. Şu elimdeki diğer sargıya seri bağlayacağım kondansatör uçları. Kondansatör olmadan denersek ne olur? Şu anda step motor, kondansatör bağlamadan da dönüyor. Dönme nedeni şu olabilir. İçerisinde sabit mıknatıs bir rotor var. Rotor dönerken ilk sargı, kestiği sargı ve ikinci kestiği sargı arasında zıt EMK ya da endüktans farkları olduğu için bu bir faz açısı oluşturmuş olabilir. Emin değilim. Ostaskopla da detaylı olarak akım analizi yapabilecek şu an vaktim yok. Ondan sonra bağlamadan da çalışıyor. Her step motor böyle çalışır mı zannetmiyorum. Bu elimizdeki step motorun yapısından. Şöyle bir kondansatör bağlayayım. Kutupsuz kondansatör. Buraya takıldı. Kondansatör. Bu kondansatör döndürmedi. Bunu deneyelim. Bu kondansatör de döndürmedi. Kutuplu kondansatör bağladım, döndürmedi. Bacaklarını ters bağlayayım. Hala titriyor. Bakın çok daha düzgün bir moment elde ettim. Bu seride de bunu çok düzgün döndürmüştü. Kondansatörün uçlarını değiştirsem. Yani burada step motoru hem seri bağladım hem paralel bağladım. Temel mantık şu. Biraz sonra işin teorisini de anlatacağım size videonun ilerleyen kısmında. İki sargı arasında, sargıdan geçen akımlar arasında biz faz farkı oluşturmak. Yani bir fazlı motorlarda yardımcı sargının görevine NS-NS kutupları oluştururken ana sargı, yardımcı sargı ondan faz farkı oluşturacak şekilde bir manyetika oluşturup kendi üzerinde rotorun hareketini ne yapıyordu? Başlatıyordu ve daha sonra devam ediyordu. Rotor belli bir devre geldikten sonra yardımcı sargı çıkarsanız da siz devam ediyordu. Burada da bipolar step motorda
Sargıları ister seri bağlayın, ister paralel bağlayın. Yani üzerinden bir alternatif akım geçirin. Geçirmiş olduğunuz iki akım arasında, iki sargı akımı arasında bir faz farkı oluşturup kutupları bir yöne doğru hareket ettirebilirseniz ondan sonra step motor dönüyor. Ama ne işimize yarar? Açık söylemek gerekirse hiçbir işimize yaramaz. Step motor kullanacaksanız, konum kontrolü için kullanacaksınız. Buna da işinizi görecek bir tane drive sürücü takacaksınız ve öyle kullanacaksınız. Bu trafoları daha önceden hatırlayan arkadaşlar vardır. 6 fazı oluşturduğum videoda kullanmıştım. Şu anda 2 faz veriyorum. Aralarında 120 derece faz farkı olan titreme var ama dönmüyor. Bir de bunu deneyeyim dedim. 120'ye bir de buradan polariteyi değiştirip 180 ilave edelim. Şu anda da dönmüyor. Çünkü arada oluşan faz açısı normal 90 dereceden çok daha fazla. O nedenle kutuplar yakalayamıyor. Ters yönde muhtemelen ileri ve geri momentler oluşturuyor. Mıknatıslama noktaları kutuplardaki. Ve şu anda dönmüyor. Yani deneyecek arkadaşlar varsa denemesinler, bu şekilde dönmüyor. Az önce kondansör bağladığımızda bipolar step motor niye döndü? Şimdi videonun bundan sonraki kısmında onun teorisini anlatacağım. Daha önceden yayınlamış olduğum step motor video serisi vardı. Bu videolardan bir tanesi de step motorlarda bobin ucu bulmaydı. Burada bipolar step motorun bobin ucunun bulunmasından bahsetmiştim. Bipolar step motorumda 2 adet benim sargım var. İşte A sargısı, B sargısı. A sargısına A1, A2, B sargısına B1, B2 uçlarını isimlendirdiğimiz uçlarını. Burada yaptığımız bağlantı ne? Sargıları seri bağlamak. A1 bobin girdi çıktı A2, B1 bobin girdi çıktı B2. Burada A1 bobinle kutupsuz ya da kutuplu bir kondansatörü paralel bağlıyorduk. Daha sonra A1 ve B2 uçlarından alternatif bir gerilim uyguladığımızda step motor bir yöne dönüyordu. Ya da buradaki kondansatörü B1, B2 uçlarına paralel bağladığımızda step motor diğer yönde dönüyordu. Sargıları illa seri bağlamamıza gerek yok. Sargıları paralel de bağlayabiliriz. Aynı bir fazlı motorlarda olduğu gibi A1, A2 bobin uçlarına kondansatörle seri bağlanmış B1, B2 bobin uçlarını paralel bağlayabilirsiniz. Dikkat edecek olursanız A2, B2'ye bağlanmış. A1, B1'e bağlanırken araya buradaki B sargısına bir tane seri kondansatör atılmış. Burada da step motorum döndüğünü gördük. Yine video serilerinden bir tanesi de temel sürme teknikleriydi. Bipolar step motorun temel sürme tekniğini daha basit anlatabilmek için orada bu şekilde bir anlatım kullanmıştım. Sargılardan geçen akım yönüne göre işte A-, A+, B-, B+ şeklinde bir basitleştirme yapmıştım. Buna göre adımlara bakacak olursak bu ara A ve B sargılarına vermiş olduğum akımlar ya da gerilimlerin şekli bu. X ekseninin üstü artı, X ekseninin altı eksi olarak düşünürsek birinci adımda A eksi, B eksi, ikinci adımda yine A eksi, bu sefer B artı X ekseninin üstüne çıktı. Üçüncü adımda bu sefer A artı, yani A sargısına vermiş olduğum gerilim ya da akım X ekseninin üstüne çıktı. B artı, A artı dördüncü adımda ve dördüncü adımda B eksi. Bu aslında benim A ve B sargılarına uygulamış olduğum gerilimin bir periyodu. Bu periyoda bakacak olursanız A ve B sargılar arasında 90 derecelik bir faz farkı olduğunu göreceksiniz. Örneğin burada B eksi B artı oluyor. Burada A eksi A artı olduğu konumlar arasında başlangıçta 90 derece bir faz farkı var. Bu adımları devam ettirecek olursanız yine örneğin 12. adıma kadar devam ettirdiğimde bu şekilde bir sürülme gerilimi ya da sürülme akımı karşıma çıkıyor. Aslında bu A ve B sargılarına yine birbirlerinden 90 derece faz farklı olacak şekilde bir alternatif gerilim verecek olursak yine aynı işlemi aslında ben yapmış oluyorum. Burada mesela yeşil olanı A sargısına verdiğimi düşünecek olursanız ne var? İki tane A eksi A eksi var. Dikkat edecek olursanız X ekseninin eksi tarafında. Mesela burada B eksi B artı var. Şurası B eksi kısmı. Daha sonra B artıya geçiyor. Yani şuradaki birbirleriyle 90 derece faz farkı olarak vermiş olduğum AB sargılarına gerilimi ben kare dalga değil de bir sinüsoidal gerilim verecek olursam yine aynı işlemi aslında yapmış oluyorum. Peki bu step motorun dönmesini nasıl sağlıyor? Burada işin içerisine biraz elektroteknik giriyor. Ohmik yükleri hatırlayacak olursanız ohmik yüklerde akım ve gerilim aynı fazda.
yazdığıyla indiktif yükleri hatırlayacak olursanız, burada fazör dönmesini saat ibresinin tersi yönde alacak olursak, akım gerilimden 90 derece şurada geride oluyordu. Kondansör düşündüğünüz zaman da burada da akım gerilimden 90 derece ileride oluyordu. Aslında işin temelinde yatan elektroteknik bu. Burada benim A ve B sargılarım tek başına indüktans değil. Bunun içerisinde ohmik direnç de var ve bunun içerisinde alternatif bir gerilim uyguladığım için indüktans da var. Burada mesela sargının bir modeli olarak düşünecek olursanız, bu sargının uçlarına UT gibi bir gerilim verdiğimde aslında UT akımla aynı fazda olan UR, yani buradaki direnç üzerinde düşen gerilim ve akımdan 90 derece ileride olan UL, çünkü akım gerideydi, UL'nin bileşkesi olarak UT gerilimini görüyorum. Burada UR ile I niye aynı fazda? Burada X ekseni referans noktası olarak kabul ediliyor. Burada hem X'lerinin hem R'nin içerisinden aynı I akımı geçtiği için, seri olduğundan dolayı aynı I akımı geçtiği için X eksenini referans alıyorum. Bu akımla aynı fazla bir UR gerilimim oluyor. Bu akımdan 90 derece ileride bir UL gerilimim oluyor. UL'ye göre akım 90 derece geride olmuş oluyor ve bunların bileşkesi de bana burada iki eleman üstünde düşen gerilimi, UT'yi vermiş oluyor. Şimdi bağlantı şeklimiz bu. Bobinlerden bir tanesi, bobinlerden diğeri, ikincisi. Burada bobinlerden ikincisine bir adet kondansatör nasıl bağlanmış? Paralel bağlanmış. Bobin tek başına indüktans değil. Bunun içerisinde direnç de var. O nedenle bobin artı direnci beraber gösterdim. Burada birinci bobin ve bunun üstüne düşen gerilim UB1. Bu ikinci bobin ve bunun üzerine düşen gerilim UB2. Eğer bu kondansatör olmasaydı IB1 akımı aynı zamanda ikinci bobinden de geçeceği için IB1'i çok rahatlıkla referans alabilirdik. Ama burada IB1 iki kola ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi ikinci sargıdan geçen IB2 akımı ve kondansatörden geçen IC akımı oluyor. Ve UB2 ile UB1'in bileşke toplamları aslında benim bu step motoruma uygulamış olduğum alternatif gerilimi bana veriyor. Şimdi tek tek düşüneceğiz bobinleri. Birinci bobini düşünecek olursak IB1 X ekseninde referans olarak aldım. Bunun aynı fazla UR var ve 90 derece ileride, burada akım geride, 90 derece ileride UL gerilimim var. Ve bunların bileşkesi bana UB1 gerilimini veriyor. Yine aslında UB2 gerilim için de aynı şey söz konusu. Bu sefer IB2'yi referans alacak olursak X eksenine aynı fazla UR ve 90 derece ileride UL gerilimim var. Yine bunların bileşkesi bana UB2 gerilimini veriyor. UB2 gerilimim aynı zamanda ne? Kondansatöre uygulamış olduğum gerilim ve aynı zamanda bu benim için UC. Şimdi bunu tekrar gösterelim. UC kondansatörün uçlarına uygulanmış olan gerilim ve kondansatöre UC gerilim uygulandığında gerilimden 90 derece ileride kondansatörün bir de IC akımı çekecek ve IC akımı ve IB2 akımının bileşke toplamı bana IB1'i verecek. Niye? Çünkü IB1 geliyor. Burada iki kola ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi IB2, diğeri IC. Yani IB2 ile IC'nin bileşke toplamı bana IB1'i verecek. O bileşke toplam da bu. Şimdi burada işime yarayacak kısımları arayayım. Bu birinci bobin için UB1 gerilimi ve IB1 akımı, yani şuradan aldığım. İkincisini alayım. İkincisinde de şu IB2 akımı, İkinci bobinden geçen akım ve IB1 akımı, yani IB2 ile IC'nin toplamı ve bu bobinde düşen, yani ikinci sargıda düşen UB2 gerilimi. Şimdi bunu aldım, birinci bobinin değerlerini ya da grafiğini. Buradaki IB1 ile buradaki IB1 aslında aynı akım ve bunları ben eşleyeceğim. Yani şuradaki vektörü döndüreceğim. Buradaki vektörü döndürdüğümde, yani IB1 akımını üst üste bindirdiğimde burada UB1 birinci bobinle UB2 ikinci bobin arasında burada faz farkı olduğunu görüyorsunuz. Yine aynı şekilde IB1, yani birinci sargıdan geçen akımla IB2 ikinci sargıdan geçen akım arasında burada bir faz açısını görüyorsunuz. Bizim osiloskop görüntülerimizde gerilimler arasındaki faz açısı bu kadar büyük değildi. Burada işin anlaşılması için biraz abartılı çizdim ama temelde yapılan işlem buraya bağlanan kondansatörle birinci sargı akımı ile ikinci sargı akımı arasında bir faz açısı oluşturmak ve oluşturulan bu faz açısıyla az önce gösterdiğim gibi iki sargı arasında faz açısı oluşturarak bipolar step motorun dönmesini sağlamak. Teknik olarak step motora alternatif gerilim uyguladığınızda dönmesinin nedeni bu. Umarım sizin için anlaşılır ve yararlı video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.